Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye karayollarında en güzel, en yeni, en aksesuarlı, hatta en nostalji araçları çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü araç konuğum ise 2008 model Skyline R420 Topline Otomatik Vites. Birazdan Halil kardeşimden araç hakkında bilgiler alacağız. Kendisi bakalım araç hakkında bize neler diyecek, aracımızda neler var, özellikleri nedir, yakıt tüketimi nedir, bilgileri birazdan kendisi alacağız. Efendim ne diyoruz? Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Halil Kaptan yanımızda. Şimdi araçta kendisinin hakkında bilgiler alacağız, araç hakkında. Halil hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim, nasılsın? İyiyim, sağ olasın, nasılsın? İyi abi, Allah'a şükür. Halil Baş kimdir? Halil Baş 28 yaşında, üniversite mezunu ama baba mesleği olan ve şu an hala sürdürmekte olan bir genç yani. Buradan Cumhur abiye de selam olsun. Kuzudayı, namı diğer Kuzudayı. Onda da bir defasında görüşmüştük ondan ama fazla bir muhabbete giremedi kendisiyle. Buradan selam olsun ona. Evet, Halil, aracımız 2008 model Topline. 2008 R420 abi, Topline. Ön arka körüklü, çift depolu, aksesuarlı. Yani komple emek var bu araçta yani. Bu aracı aldığında bu araç aksesuarla yok diyor ona sonuçta. Yok tabii ki, asla. Bu arabanın komple her şeyi söküldü, kupa ayrıldı, her şeyi sonradan yani kazanarak serviste, yetkili serviste, Trabzon yetkili serviste her şeyi dört dörtlük yapıldı, boyası. Aksesuarları Trabzon, Karakaş artı Koçkar Kurum'da birçok şeyini, gördüğünüz ufak tefek şeyler hep, bunlar hep emek yani, sağdan soldan görme değil yani. Gördüğünüz şeylerin çoğu tek değildir, hep çifttir. Önemli olan bunda farklı olmayı biraz göz önünde bulundurduk. Ve neyse onu yaptık. Hiçbir şeyi abartmadık yani. Her şeyi tadında bıraktık. Evet, gerçekten bakıldığı zaman tadında bırakılmış, sade ve evet, şık duruyor. Gerçekten bu anlamda seni kutlarım. Sağ olasın. Diğer arkadaşlarımıza da örnek olsun. Aynen. Şurada, şunu da belirtmek istiyorum. Biraz jant kapmaya takmayın da. Beyaz jant kapağı takmayın yani, onu diyeyim sizlere. Yeni yeni araçlara beyaz jant kapağı çekmiyorum kardeşim, fotoğrafını videosu çekmiyorum. Evet, şöyle arabanın etrafını dönelim. Tamam. Aracımız dört körüklü dedik. Evet. Önler körüklü gördüğünüz gibi, basık evet, bir şekilde. Yol seviyesinde gidiyorum, normal böyle de gidebiliyorum. Yani kafam nasıl ister, sıkıntı yok yani. Evet. Önemli olan yüklü tabii gidemiyorsun böyle, boş araba yani, tonajsız yerde böyle gidebilirsin ama asfalt dışında gitme şansın yok yani. Yoktur evet. Şöyle bakalım hemen. Mazot depomuz kaç litre depo alıyoruz? Bu 450 çift depo, ikisi 900. İkisi orijinal depo. Işte. Evet. Sonradan değil yani. Evet. Burası egzoz katalizörümüz yine evet, aynı şekilde. Egzoz burada normalde buradan çıkıştı ama biz oradan düz boruyla komple o tarafa aldık, sola aldık. Egzoz var mı onda peki şey olarak? Egzoz V8 tadı vermediği için hiç bozmaya gerek yok yani. Kendi tadı yetmiyor yani. Yani V8 tadı olmadığı için... Yok, V8 ayrı bir tuttu. Ondan hiç ellemeye gerek yok. Yok dedi. Neyse o yani. Evet. V8'lere selam olsun. Evet, V8'lere selam olsun. V8 ayrı bir dünya tabii. Onu evet, söylemek lazım. Şöyle dışarıdan bakacak başka özelliğimiz dedik. Başka bir şey var mı? Michelin bıyık lastikleri, krom jantları, yanlıkları, şunlar bunlar, boruları. Yani neyse onu yaptık yani Ali abi. Hiçbir şeyin abartısı yok. Her şey dört dörtlük. Evet, bence de dört dörtlük. Çünkü bunu aracı bildiğim kadar görüyordum zaten. Halil evet, ne zaman geleceksin? Bir ara geldin. Vallahi araba abi, kirliydi. Artık yolum keseceğim diye korktum yani. O yüzden güzel yine yıkadım, şey yaptım. Denk geldik yani. Vallahi araç kirliydi. O gün çekemedik arabayı. Dedik bir şey yapayasak. Bazen gece çıkıyorsun abi. Günlüğü kapının ne zaman çalış çalışmaz diye belli olmuyor. Ondan evet, dolayı. Şimdi nasip bugün neymiş abi. Evet. Sıkıntı yok yani. Tekrar ayağına sağlık, hoş geldin diyorum. Ve araba da temiz, tam istediğimiz çekim kıvamında. Evet. Aracın içine geçelim, bir bakalım aracımız içinde neler var. Evet, aracın içine geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Araçta koltuk, yolcu koltuğunun ayarları mevcut. Koltuğumuz ileri geri gidebiliyor. Yani bu birçok arabada yoktur herhalde bildiğim kadarıyla. Koltuk sabit. Bildiğim gibi. Şöyle aracın içine Halil bizi misafir ediyor. Işığımızı da yakalım abi. Manzaramız. Aynen aynen, ışıklarımız olsun. Karanlık olmasın aracımız. Tabii ki bayrağımız.
Evet, araç çift yatak. Evet. Tavan kliması, buzdolabı. Tavan kliması kendin taktın değil mi? Evet, kendim uğraştım. Her şey, bu arabada komple yemek, her şey. Hiçbir şeyden şey yok. Çalışmaya hiçbir aksamı yok. Yoktur. Şöyle buzdolabımız hemen kaçtı. Abi çift oldu işte. Birisi derin dondurucu, normal gözü. Aracın yatak kısmında Webosta ayarları ve diğer otomatik cam, 24 volt çıkışı, onlar mevcut. Kıyafetler, elbiseler, her şey içili durasıdır abi. Evet, şöyle üste baktığım zaman dolabımız var. 1, 2, 3 tane. Aynı şekilde altta da yine ceplerimiz mevcut. Şurada yine bir ufak dolabımız var. Her şey eşittir Ali abi, dediğim gibi. Hiçbir şey tek yok. Şöyle, güneşliğimiz manuel, yine aynı şekilde. Evet, Halil. Bu aracın yakıt tüketimi ne alemde? Nasıl gidiyor? Yol tutuşu nasıl? Otur, rahat ol. Abi bundan Euro 4 yani. Kimisi der Euro 4 tüketimi yedirmiyor ama bakım yaptıktan sonra her arabada sıkıntı olmaz yani. Bu arabanın motoru yeni yapılı, türbin bakımları yeni yapılı, yakıt bobinleri yeni yapılı. Herhangi bir, Allah'a şükür, yolda bırakmadı. 2 seneye yakın bizde şu an. Evet. Tabii cefasını da çektim. Şu an sefasını sürüyoruz yani. Herhangi bir sıkıntı yok abi. Mesela bu araçta en fazla sıkıntı çektiğin nedir? Yani yolda giderken var mı öyle bir sıkıntın mesela ya? Atıyorum 18 tonla 20 tonla bayılıyor, bayıyor. Yok, şu an Allah'a şükür öyle bir şeysi yok. Tabii ilk zamanlar yattığı için bu araba. Bu arabanın ilk halini görseniz yani bu araba neydi dersiniz yani. Evet. O halden bu hale geldi. İlk başta tabii ki motor bakımları, her şey yapıldı. Komple motor yapıldı. İlk alındığında araba marşa basını bu motor kilitledi. Ondan dolayı UPS tarafından komple motor yapıldı bu araca. Evet. UPS de bu araba kameralıydı bildiğim kadarıyla. Evet. Kendi renginde çıkartamıyorsun bu arabayı. Bu araba komple değişik bir boyadır. Bildiğin rulo ile boyamıştı. Ondan sonra rengini mecbur değiştirmek zorunda kaldı. Kameralara evet, falan söktük. Evet. Trabzon'dan Allah razı olsun, boyacısından Ali abiden çok büyük emekleri var. Yani arabanın rengi falan her yere dikkat çekiyor yani. Evet. Gerçekten araba güzel toplandı. İşin açıkçası ben de beğendim. Ve güzel de sade aksesuar evet. Üzerinde. Hiçbir abartı yoktur abi. Her şey dediğim gibi iki tane vardı. Hiçbir şey tek yoktur. Her şey uyumlu yani. Evet. Sıkıntı yok. Evet, şöyle bir iç dizaynıyla tanıtalım arkadaşlar. 24 watt çıkışımız var. Aynı şekilde torpidosunu görüyorsunuz zaten. Torpido bu şekilde geniş, rahat. Yine koltuklarını kendimiz yaptık. Her şey taban döşemesi, direksiyonu falan, her şey double tabi. Yani orijinalinden dışından çıkmadık. Her şey sade ve tatlı yerinde olsun dedik. Hiç abartı bir şey yok yani. Evet. Sesimi 89'a kilitli bu araç. Evet. Açmadın lan değil mi? Yok, açmadık abi. Açarsak illaki şeytan uyuyorsun yani. O zaman şeytan uyuyorsun yani. Uyumamak için açmayalım dedi. Yok, Allah yolunda gidiyoruz abi. Allah kolaylık versin. İnşallah abi. Peki direksiyondaki düğmelerimiz ne işe yarıyoruz bizim? Bu hız sabitleyici. Artı çıkartıyorsun. Bu devrine göre. Bunlar da türbin basıncı. Ondan sonra yol bilgisayarı. Onlar yani. Yarı otomatik. Koldan vitesli. Artı debriyajı var. Kalkarken ve geriye giderken debriyaj kullanıyorsun. Gerisinde sonrası kendi otomatik atıyor yani. Arabanın ön körüklü olması artı. Çok otobüs gibi. Yani 2008 modellerde Türkiye'de fazla bunlardan bir UPS'de de vardı. UPS'de var abi genelde. Onlar da yurt dışına alındığı için işte. Evet, bu arabada artı özellik olarak kar zinciri falan var bu arabada. Kendiliğinden altta. Evet, şurada da tuşu var yani şurada. Kar paleti falan var bu araçta. Sonradan değil yani orijinal. Orijinalinde yani göstereceğim onu sizlere. Düğmeye bastığın zaman o zinciri tekerin altına doğru evet, sürüyor. Kışın serpiyor yani. Lastik çevirdikçe o da dönüyor etrafında. O da dönüyor. Dönüyor. Yani bu da bu aracın özelliklerinden bir tanesi. Bunu evet. Büyük ihtimalle UPS olarak mı istedin yoksa evet. Acaba kendisi şeyinde var mıydı yani? Olabilir abi. Şimdi o kargo olayı olduğu için yani yaz kış demeden sonuçta gidip geldikleri için hem şoförün rahatlığı hem de yol şartlarına uymak için evet. Yapılmış bir şey yani. Kaç kilometredir araba? Şu an araç 1.350.000'de. Yeni motor yapıldı mı? Evet, 1.150.000'de motor yapıldı. Peki motor yapıldı. Herhangi bir eski motorun özelliğinin performansını arttırıyor mu? Yok. Hatta bundan 3-4 ay önce spor ayarını falan yaptırdım.
her şey dört dörtlük yerine oturdu yani. Herhangi bir yağ yakma, tekleme, tükleme, istopetme hiçbir şey yok yani Allah aşkına. O konuda yok diyorsun. Peki şuradan yine düğmelerimizden devam edelim. İmdatımız burada. Diğerleri sen anlat. Karadeniz değil. Halli toptan. Araç içi lambaları, Webosta, ondan sonra araç dolaşım, klima, tavan açma ama şu an iptal ettik onu, tavan kliması olduğu için. Evet. Bu komple şalter, elektriği kesiyor, dingil kaldırma, ayna ısıtıcısı, normal gece lambası, yine iç aydınlanma, bunlar ön şey, sis lambası, dediğim gibi bu egzoz şeyi iptal. Birçok lamba hepsi birbirine benzer yani aynı. Aracımız bu şekilde diyorsun Halil. Evet. Orijinalin dışında hiçbir şey çıkılmamış. Yani neyse o yani. 400 milyon her şeyini özetliyor yani. Peki bir V8'de tabii az önce dedin ya. Abi V8'in o sesi bambaşka. Evet gerçekten başka ama 400 milyonlarda da tabii egzozdan bazı oynamalar yapıldıktan sonra egzozlarda yapılıyor ama her dediğin gibi abi her şeyin orijinali makbul diyor yani. Evet. Vermiyor yani o tarafı. Patırlanması yok yani o. Evet o maalesef o konuda hemfikiriz. Yani V8 olayı farklı bir dünya diyebiliriz. Evet. Sefa, göğüs sefası da güzel gerçekten. Benim hoşuma gidiyor. Orijinal. Setrax yazıyor ona. Trax yazıyor. Halil aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten Halil'in eline emeğine sağlık. Cumhur abi de bayağı... Daha çok onun emeği var. Evet, Cumhur abi de... Cumhur abi sana da selam olsun. Ama dediğimiz gibi o zaman bir geldiydin. Havada kış idi biraz, yağmur da var dedi. Araba da kirliydi biraz. Yapacak bir şey yok. Ama abi seni bekliyorum, onu söyleyeyim sana. Halil'le muhabbetimizi, sohbetimizi yaptık. Seninle de inşallah yapacağız. Senin engin bilgilerinle bizim aydınlanmamız lazım. Kaç zamandan beri tur şoförüm mesela... Cumhur abi. Değil de o 15 yaşından beri mavilikle başlamış yani. Yani ömrü yollarda geçmiş. Çekirdekten yetişme. Tabii. Hala da devam ediyor. Evet, selam olsun ona da. Peki Halil, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok abi, demek istediğim gençler bu işe bulaşmasın. Bulaşmasın derken yani yine bu işi şey yaptın ama birileri yapacak. Birileri yapacak zevk amaçlı ama özenmesinler yani. Yine gençlerimiz okusun. Diyelim olmadı, yapamadı, edemedi. En son çare yani bu iş. Evet. Konuyu açtın. Dedin böyle. Şimdi üniversite mezunusun sen. Evet. İş bulamadın mı yoksa meslek olarak mı bunu tercih ettin? Nasıl? Meslek değil abi. Aslında işte buldum ama baktım askeri ücret. Yine bir arabamız var. Allah'a şükür borcu harcını ödedik filan. Şimdilik yapıyoruz abi yani. Allah başka... Karşımıza fırsatlar çıkarırsa tabii ki bırakmayı düşünüyorum yani. Evlilik de zor yani. Şu an ben de evli değilim. Zor. Evet. Kolaylık versin o konuda. Yani Halil arkadaşımız üniversite mezunu. Dediği gibi iş imkanları. Gerçi arabada da yani tabii arabacılık biraz da mal sahibi olmakta biraz farklı olay evet. Var. Atıyorum bir firmada çalışırsan bu paralığa kazanamazsın yani. Dediğim gibi asgari ücretle vesaire. Evet dostum, yani bu konuda çok çelişkili durumlar mevcut ama yapacak bir şey yok diyorsun. Peki Halil'im, ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim abi, emeğine yine sağlık. Evet arkadaşlar, Halil bugünkü konuğumuydu. Scania R420 toplayın. 2008 model aracını tanıtmaya çalıştık sizlere. Daha çok görsel olarak göstermeye çalıştık, aksesuar olarak. Halil'le de araç hakkında bilgileri aldık. Kendisine teşekkür ederim. Eline emeğine ayağına sağlık olsun. Cumhur abiye buradan da selam olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomu beğendiyseniz ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.